kısıtımız olmasa gerçekten dakikalarca dinlemek isteyeceğimiz bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz Erhan hocamıza. Şimdi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arif Yavuz hocamızı davet ediyoruz sunum için. Sayın dernek yöneticileri, sayın hocalarım, sevgili öğrencilerim. Şimdi çok tabii zamanımız da kısa olduğu için çok süratli bir şekilde hem bir dünya ekonomisine bakacağız hem de Türkiye ekonomisine bakacağız. Tabii bizim buradaki oturumda değerlendirme var, gelecek yok ama ben sonra bir kaçak yayın yapacağım. Bir dakikada da geleceği en sonunda söylemeye çalışacağım. Şimdi iki bölüm dünya ekonomisi, birinci bölüm. İkinci bölümde malum Türkiye ekonomisi. Şimdi dünya ekonomisine çok süratli bakarsak, şimdi dünya ekonomisinin büyümesi. Bakın 2000'den 2018 son veri, 19 daha gelmedi. Şimdi dünya ekonomisi büyümeleri genelde 3-4 civarı. Bakın 3-4 civarı, kriz anında düşüyor. 2009 krizinde eksiler. Şimdi son 2 yıldır bir geri gelme var. Bakın 17'de 3.2, 18'de 3.1, 19 ne olacak? 19 beklenti zaten şu anda hesaplamalarda yapılıyor. 3'ün altında gelecek. Bu da dünya ekonomisindeki genelde en büyük ekonomilerin imalat sanayi piyamayları. Bu imalat sanayi piyamayları tabii çok önemli. Bakarsak şurada 2019 yılı buradan başlıyor. Yani buradan sağ tarafı 2019 yılı. 2019 yılında hemen hemen bütün ülkelerin imalat sanayi piyamayları düşmüş. 18'e ve 17'ye göre. Dolayısıyla zaten dünya ekonomisinde bir daralma, bir geri gelme var. Sanayi sektöründe var. Bu da büyüme oranları. Gene aynı şekilde şurası son bir yıl. Bu da son bir yılda dünya ekonomisinde, ekonomilerde genelde daralma görülüyor. Bakın Çin burada 2013 %8'den almış. Şu anda %6'lara kadar gelmiş. Burada da. Şimdi bu da küresel borç. Hocalarımız da söyledi. Küresel borçta bir artış var. İşte 215-250 trilyon dolara kadar çıktı. Tabii ilginç olan bir şey şu. Küresel borç artıyor ama dünya ekonomileri küçülüyor. Yani bu bir tezat. Normalde büyüme olduğu zaman dünya ekonomilerinin büyümesi gerekir. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Şimdi bu malum FED, FED'in faiz artışı. Biliyorsunuz FED hemen yılda 18 toplantı yapar. Devamlı da bunu konuşuruz. FED faiz artışlarını yapıyordu. Bakarsanız 16, 17, 18, 19 devamlı bir faiz artışına girmişti. 2,5'a kadar çıktı. Sonra düşürmeye başladı. Yani burada faiz arttırdı, düşürmesinin nedeni 2019'un Temmuz'dan sonra düşürmeye başladı FED. Düşürmesinin nedeni malum ekonomik sıkıntıyı gördü. Ekonomik sıkıntıyı görünce yani dünya ekonomisinin daralacağını görünce faizleri düşürmeye başladı. Bu da Avrupa Merkez Bankası. Zaten Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri hep sıfır politika faizi. Onun zaten düşürecek yeri yok. O sıfırdan devam ediyor. Hatta mevduatlar eksi. Dolayısıyla bakın yani Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarında dünya ekonomisindeki beklentileri zaten iyi değil. Bu Baltık Kuru Yük Endeksi yani uluslararası ticaret ama deniz ticaretini gösteriyor. Bakın 2011'lerde buralarda 11.000, 12.000'lerde şimdi yerinde sayıyor. Son 10 yıldır aslında büyük bir toparlanma da yok. 1000 civarı yerinde sayıyor. Yani burada da ekonominin toparlanmadığı görülüyor. Bu 2 yıllık Amerikan faizi bu da çok önemli. Bakın 2 yıllık Amerikan faizi çıktı. Şurası 15, 16, 17 çıktı. Ve burada zirve yaptı 2.62-2.70. O günden beri düşüyor. Şimdi yerinde sayıyor. Yani Amerikan faizlerinde bir düşüş var. Aynı tablo 10 yıllık. 10 yıllık Amerikan faizleri 2.80'lere kadar çıktı. O da düştü. Şimdi o da yerinde sayıyor. Bu şimdi önemli. 2 yıllık, 10 yıllık faiz karşılaştırması. Bakın bu tablo bir kriz işaretini gösteren bir tablo. Şimdi bu tablonun önemi şurada. Kırmızı 10 yıllık faiz. Amerika 10 yıllık faiz. Mavi 2 yıllık faiz. 2 yıllık tahvil, 10 yıllık tahvil. Şimdi her zaman normal ekonomik büyümede 10 yıllıklar 2 yılların üstünde olur. Bakın zaten trend hep öyle. Kırmızı hep yukarıda. Mavi hep aşağıda. 10 yıllık, 2 yılın üstünde. Eğer dünya ekonomisinde bir kriz işareti olursa bu bunu yakalar ve geçer. Bakın 2008'lerde yakalıyor ve işte 2007-2008'de yakalıyor ve 2008'de dünya krizine giriyor. 2 yıllıkla 10 yılın birbirini yakaladığı nokta. Bakın tekrar birbirini yakaladı. 2-3 ay önce tekrar yakaladı. Dolayısıyla gene buradan bir sıkıntı işareti var. 2 yılın 10 yıllığı yakalaması dünya ekonomisinde bir sıkıntıya işaret. Yani önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Şimdi Amerikan
işsizlik oranı. İşsizlik oranı çok iyi. Amerika'dan son veri 3,5. Bakın bu 1-2 yıl önce 5 civarıydı. 5 civarından 3,5'a düşürdü. Yani Amerikan ekonomisinde işsizlik oranı düşüyor. Bu da Amerikan ekonomisi büyümeleri. Şimdi 2018 büyüme ortalaması 2,9, 2017 2,2, 2016 1,5. Bakın şimdi 2019'un verilerine bakın. 3,1, 2 ve 2,1. Yani 2019 ortalaması 2018'in altında kalacak. 2018 2,9'du. Bu daha alt kalacak. Dolayısıyla yani 2019 18'e göre daha kötü. Hatta 17'ye göre daha kötü. Bu da zaten onu gösteriyor. Bu aşağı indiğini gösteriyor. Şimdi bu da Amerika imalat sanayi PMI'yi. Şimdi buraya bakalım, 17-18 imalat sanayi PMI'ları malum 50'nin üstü, 50'nin altı kötü. 55, 54, 50 bakın hep 55, 54, 56. Şimdi son zamanlara bakın, yani son 6 ay, 7 ay 50 civarı. Yani Amerika'da da bir sıkışma var. Amerikan ekonomisinde de bir daralma olduğu görülüyor buradan. Bu da aynı grafik. Buralarda 55, 56, şu anda 50 küsur. Şimdi Avrupa ekonomisine bakalım. Avrupa ekonomisinde 2018 büyümesi 1.9, 2017 2.4. 2019 verilerine bakarsanız 1.2, 1.2, 1.2. 2019'da yoğun bir düşüş var. Bakın burada görüyorsunuz. 2.8'den devamlı düşüyor. Şu anda yerinde sayıyor. Yani Avrupa ekonomisi de 1 yıl, 2 yıl önceye göre sıkıntılı bir durumda. Zaten iş adamlarımız da bunu görüyorlar. İhracatımızda, Avrupa'ya yapılan ihracatlarda sıkıntı var. Avrupa ekonomisi imalat sanayi PMI bir yıldan beri, bakın sarı yerler hep 50'nin altı. Daha önceye bakın, 2018 54-55, şimdi 50'nin altı. Yani 2019 imalat sanayi PMI'yi hep 50'nin altı. Dolayısıyla burada da sıkıntı olduğu görülüyor. Şimdi bu önemli bir tablo. Bu tabloyu yeni takip ettim. Ben normalde her günlük verileri bilgisayarıma, asistanım hastasıyla koyuyorum. Tabii dolayısıyla her ayda böyle 400 sayfa bir rapor hazırlıyorum. Şimdi bunu da yeni görmeye başladık. Dünyada küresel şirketler işçi çıkarmaya başlıyor. Bakın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık devamlı geliyor. Dünyada küresel şirketler diyor ki ben artık 2020'de işçi çıkaracağım diyor. 3.000 işçi, 10.000 işçi, 20.000 işçi, 12.000 işçi. Ve burada da banka otomotiv sektörü ağırlıklı ama sadece onlar değil. Banka otomotiv sektörü ağırlıklı ama sadece onlar da. Mesela Tata var, mesela Bas var. Bakın böyle bir süreç başladı. Yani bunlar 2020'de. Ya bunlar da şunu gösteriyor, 2020-21'de dünya ekonomisi daralacak. Şimdi dünya ekonomisi bitti, beklentiyi söyleyeyim. Benim görüşüm 2020-21'de dünya ekonomisi daralacak. Yani ekonomik büyümesi zayıflayacak. Yani resesyonu kastetmiyorum, resesyon olmayabilir. Ama bir civarı, iki civarı büyümeler sergileyebiliriz. Bunun zaten emareleri, işaretleri burada görülüyor. Ama bizim daha da üst düzeydeki bir şeyimiz var. Yani bir yüzyılda olduğu için şu anda bir yüzyılın resesyonu gerekiyor. Ya 1920'de kurulan dünya düzeni 2020'lerde yeni bir düzene geçeceği için dünya ekonomisinde bir sıkıntı olacak. Şimdi Türkiye'ye bakarsak çok süratli bir şekilde Türkiye büyümelerimiz hep iyiydi. Bir malum 2001'de krizde -6 yaptı. Bir de 2009 krizinde -4.7 yaptı. Onun haricinde büyümelerimiz hep artı. Fakat 2018 maalesef kötü, 2.8, 2019 ise malum daha kötü. Bakın 2019'da birinci çeyrek -3, değil mi? -2.3, ikinci çeyrek -, hatta 2018'in son çeyreğinde başlıyor. Malum bunun nedeni kur artışı, kur şoku. 2018 Ağustos'ta Rahip Brunson'un bırakılmamasından dolayı olan kur şokundan dolayı 2018 son çeyrekte bir kırılma oldu ve o kırılma maalesef birçok firmayı da batırdı. Yani kur arttı, faizler arttı, enflasyon arttı ve birçok firma da konkurs da ilan etti. Burada -2.8 oldu. 2019 ilk çeyrek, ikinci çeyrekte bu devam etti. Şimdi toparlanıyor. Bakın 2019 son çeyrek, üçüncü çeyrek 0.9, dördüncü çeyrek 5 civarı gelecek beklenti. Dolayısıyla bu yine artıyla kapatacak. Artı 0.5 ile kapatacak. Şu anda zaten biz şöyle diyoruz, yani Berat Albayrak Bakanımız dedikleri ne diyorsa o oluyor. Dolayısıyla burasını 5 dedi, burayı da 0.5 dedi. Dolayısıyla öyle olacak. Şimdi bu da enflasyon. Şimdi enflasyonu bu hükümet %30'lardan aldı, %4'lere düşürdü. Çok başarılı. Bakın 2011-4, 2011 Mart 4. Başarılı. 30'lardan aldı, 4'lere düşürdü.
Fakat 4'lerden aldığı enflasyonu tekrar 25'lere çıkardı. 2018 Ekim ayı 25. Bu enflasyon 25'e çıkarılınca zaten herkes çok kızdı. Ve ondan sonra çok süratli bir şekilde 2019'da başarılı bir şekilde enflasyon düşürülüyor. Doğru bakın, düşüyor. Ve Ekim ayında en son 8.56'ya düştü. 8.56 dip, işte sonra 10.56 oldu baz etkisinden dolayı. Bakın şurada baz etkisi var. Şimdi baz etkisinden dolayı tekrar burası 0.40, burası 0.50 gelse 11.5'la kapanacak. Zaten Berat Albayrak da dedi, yani 12'nin altında kapacağız dedi. Dolayısıyla burayı da biz 11.5 bekliyoruz. Tabii şimdi bu enflasyon rakamları doğru mu yanlış mı? Bunları devamlı tartıştığımız konular. Ben sadece bir tablo göstererek onun doğru mu yanlış mı olduğunu size yorumunu size bırakacağım. Bu da Merkez Bankası'nın tahmini 12 diyor. 12 yıl sonu. Şimdi bakın tablo şu. TÜİK ile İTO yıllık enflasyon karşılaştırması. Ben İTO'nun danışma kurulu üyesiyim aynı zamanda. Orada da devamlı tartışıyoruz. Şimdi İTO sistem değiştirmişti. Bakın şuradan itibaren bir şeye dikkat edin. Şu mavi TÜİK, kırmızı İTO. Her zaman TÜİK zaten Türkiye ölçüyor. İTO İstanbul ölçüyor. Her zaman TÜİK yani mavi kırmızının üstünde. Yani TÜİK her zaman kırmızının üstünde, İTO'nun üstünde. 1-2 puan üstünde. Bakın şimdi ne oldu? Bozuldu. İTO üstte kaldı, TÜİK altta kaldı. Burada ne oldu? Kimse bir şey değiştirmedi. Yani İTO da bir hesaplama değiştirmedi. TÜİK de bir hesaplama değiştirmedi. Dolayısıyla yani biz 8.55 enflasyonların yani bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Efendim? Şöyle, İTO 12 civarı.